Bay Bundella, siz mücevher ve inşaat işindesiniz. Ben de bu işlere ilgi duyuyorum. Bu sektörlerde hem itibarınız hem de başarınız biliniyor. Sizin çok iyi bir kurumsal altyapınız var. Benim de iyi bir sermaye birikimim var. Eğer bizler bir araya gelirsek, bu ülkedeki en büyük ortaklığı kurmuş oluruz. Bay Rahut. Hey Satya. Gel otur. Araya girdiğim için özür dilerim. Ama bir şey belirtmende yarar var. Çünkü Bay Veer benim sadece iş ortağım değil, aynı zamanda çok yakın bir dostumdur. Sizin yaptığınız teklif çok gerçekçi görünmüyor. Sizin sermayeniz bize ne katkı sağlayabilir ki %50 kar payı istiyorsunuz? Yani demek istediğim, neden karımızın %50'sini sizinle paylaşalım? Ben bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Özür dilerim. Bağışlayın beni. Size kendimi tanıtmadım. Ben Satya. Böyle bir ortağınız olduğu için çok mutlu oldum Sayın Bundella. Katılıyorum Bay Satya. Teklifim dışarıdan bakınca anlamsız görünüyor. Ama detaylara inersek herkesin yararına bir teklif olduğunu görürsünüz. Döner sermaye Bay Bundella'nın. İnsan kaynakları Bay Bundella'nın. Genel giderler Bay Bundella'nın. Kurumsal altyapı Bay Bundella'nın. Bütün bunların üzerine benim sermaye. Bunun karşılığında %50 kar payı. Bunun gerçekten kötü bir anlaşma olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet Veer. Ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Dürüst olmak gerekirse Satya, ben Bay Rathod'un teklifini çok beğendim. Bence onunla iş yapmalıyız. Bu çok iyi olacaktır. Tamam. Nasıl istersen. O halde ertelemeye gerek yok. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise